Bu tohumluk misilimiz. Bu da likit kültürümüz. Bir önceki videoda size bir şeyler söylemiştim. Şimdi kısaca hatırlıyorum. Bu şekilde petri kabında misal kültürüne sahip olduğunuzda özgürlüğünüzü ilan edebilirsiniz. İstediğiniz kadar tohumluk misal ya da likit kültür hazırlayabilirsiniz. Bu da bizi özgürleştirecek olan kahramanımız. Petri kabında misal kültürü. Mantar yetiştiricileri bu özgürlük kavramının ne anlama geldiğini çok iyi bilirler. Çünkü bundan sonra artık tohumluk misale para ödemezler. Önce tohumluk misal yapımını, sonra da likit kültür yapımını anlatacağım. Fakat başlamadan önce sizden küçük bir isteğim olacak. Çevirilerde bazen hatalar olmakta. Bu hataları fark ettiğiniz yerde videonun dakikasını da belirtmek suretiyle yorumlar kısmına yazmanızı istiyorum. Teşekkür ederim. ...400 gram kadar buğdayı kaynatmadan bir gece suda beklettim. Ertesi gün fazla suyunu aldıktan sonra filtreli kavanozlara koyarak düğütlü tencerede sterilize ettim ve bir gün soğumasını bekledim. Ortamı ve kullanacağım malzemeleri izopropil alkolle sterilize ediyorum. Sterilizasyon bu işte çok önemli. Ben bu işler için bisküvi kullanıyorum. Bunun yerine temiz bir bıçakla kullanabilirsiniz. Alkolle veyahut da ateşle sterilize edebilen her türlü bıçak olur. İstiridye mantarını yapalım. Normalde bu iki parça da yeterli ama ben biraz daha çabuk olsun istiyorum. O yüzden 4 parça kullanıyorum.
Bu birkaç gün içinde misallerin buradan uzamaya başladığını göreceğiz. Bu bıçakları her kullanımdan sonra alkolle sterilize ederiz ya da ateşle. Aktarmamızı yaptık. Yaklaşık 3 hafta sonra kavanozlarımız tamamen beyazlayacaktır. Yaklaşık 48 saat geçti. Şöyle bir yakından bakalım. Gördüğünüz gibi misalim yürümeye başlamış. Bunun da gelişmesi gayet güzel. Bugün tam 2 hafta oldu. Gördüğünüz gibi kavanozlarımızda sarım tamamlandı sayılır. Ama yine bunu bir hafta bekleteceğim. Bu gördüğünüzü ben 4 gün önce çalkalamıştım, karıştırmıştım. Biraz fazla hırpalamışım. Ama önemli değil. Bu da bir hafta içinde tekrar her yeri bembeyaz olur. İsterseniz bu kavanozlardan alıp başka kavanozlara da aşılayabilirsiniz. Ve tohumluk misalinizi sınırsızca çoğaltabilirsiniz. HEPA filtresi olmayanlar için bu ekranda görmüş olduğunuz stil airbox'lar var. Bunları ben tavsiye ederim arkadaşlar. Bunda yapmanız gereken tek şey kullanacağınız tüm malzemeleri içine koymadan önce izopropil alkol ile temizliyorsunuz. İşiniz bittiğinde kaldırıp bir kenara koyabiliyorsunuz. Yer kaplamıyor. Bu gibi ürünlerle de başarılı sonuçlar alabilirsiniz. Likit kültür hazırlamak belki de bu işin en kolayı. Kanalda yine bu kavanozun nasıl hazırlandığı ile ilgili çok detaylı bir video var. Onu izlemenizi öneririm. Petri kabımızdan bir parça keserek bunu doğrudan hazırlamış olduğumuz besin sıvısının içine bırakacağız. ...15-20 gün boyunca her gün 1-2 dakika kavanozu karıştırdıktan sonra likit kültürümüz kullanıma hazır olacaktır. Yaklaşık 25 gün sonra kavanozumuzun geldiği durum bu şekilde. Yeterince içinde miselyum oluşmuş. Sıvının en üstünde şu şekilde beyaz miselyum adacıkları oluşmuş. Kavanozu fazla çalkaladığınız zaman miselyum hava alır ve suyun üstüne çıkar. Suyun üstünde büyür ve bir daha batmaz. Şurada başka bir örnek göstereceğim. Bu bayağı ihmal edilmiş bir örnek. Likitin üst kısmı komple bu büyük göllerde görülen yüzen adalar gibi olmuş arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz tabaka deniz anası gibi sert bir kıvamda. Bunu şırıngayla alma imkanınız yok. Yani herhangi bir şekilde bunu kullanamıyorsunuz. Diğer taraftan da bu büyümeye devam ediyor ve sıvıdaki besini de tüketiyor. Netice itibariyle suyun netliği çok önemli. Bakın parmağım ne kadar net gözüküyor. Arkadaki ızgaralar ne kadar detaylı gözükebiliyor şu kısımdan. Eğer bulanıksa muhtemelen kontamine olmuştur. Başka bir örnek göstermek istiyorum. Bu kavanoz henüz bir haftalık. Misaller yavaş yavaş gelişiyor. Bu sıvıların renkleri bazen farklı olabiliyor. Kullandığımız besin katkıları şeker bazlıdır. Sterilizasyon aşamasında bu kavanozu diğerine göre daha fazla ısıya maruz bıraktığımdan da kaynaklanabilir. Şeker de fazla ısıya maruz kaldığında esmerleşir ve karamelize olur. Yani rengi koyulaşır. Bu kavanozumuzda artık yeter kadar miselyum var. Buradan çekip istediğimiz kadar tohumu aşılayabiliriz. Ya da bu kavanozdan 5-10 cc alarak kendimize tekrar stok kültür yapabiliriz. Mühim olan temiz ve kontaminasyon barındırmayan bir kültürle bu işe başlamaktır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.